bir kere cezaevlerinde çok büyük bir zulüm uygulanıyor gerçekten. Yani tecrit politikası zaten yani cezaevindekilerin hayatlarının her alanına müdahale ediyor. Ama tabii ki cezaevlerindeki sorunların en büyüğü hasta mahpuslar sorunu. Yani ihadenin verilerine göre neredeyse 2000'e yakın insan var durumu acil olan, yani cezaevinde hasta mahpus, ölümcül hastalıkları olan insanlar var. Adli, siyasi hiçbir ayrım gözetmeden. Ama özellikle bu insanların tahliye olabilmeleri için, hasta mahpusların tek bir kurum var rapor verebilecek olan, adli tıp. Adli tıp bir resmi bilirkişi. Yani tamamen siyasi iradeye bağlı bir resmi bilirkişlik kurumu. Ve maalesef ki siyasi iradenin taleplerine uygun ve tıp etiğinden yoksun kararlar veriyor. Bizim bu röportajı yaptığımız gün ihade olarak çok fazla mücadele ettiğimiz, cezaevinden bırakılması gerektiğini defalarca dile getirdiğimiz Abdülkadir Kuday'ın da ölüm haberini aldık. Bu insanların hiçbiri cezaevinde kalabilecek durumda değiller. Mesela bir örnek vereyim. Fatma Tokmak. Fatma Tokmak benim çok eski, 1996'dan beri müvekkilim ve ağır kalp hastası. Bir dönem haftada bir kanı değiştirildi. Büyük nefes darlığı çekiyor. Kalp hastalığı olduğu daha önce adli tıp raporuyla da tespit edilmiş. Tutukluyken de böyle bir tespit var, rapor var. Ama buna rağmen örneğin Fatma Tokmak'la ilgili İnsan Hakları Vakfı çok ayrıntılı bir araştırma yaparak dosyaları üzerinden, sağlık dosyaları üzerinden cezaevinde kalamaz raporu verdi. Ama maalesef aynı raporlar üzerinden adli tıp tüm taleplerimizi hep reddediyor ve cezaevinde kalabilir raporu veriyor. Yani Fatma Tokmak'ın da yarın ne olacağı belli değil. Böyle birçok hasta mahpus var. Bu maalesef ki bir sistematik. Yani çünkü devlet şu anda bunu istiyor. Böyle yapmak istiyor. Zulmetmek istiyor. Yani bu güvenlikçi politikaların cezaevindeki bir sonucu. Yani burada tabii bir vicdanı da tartışmak gerekiyor. Hem hukuk vicdanı diye bir şey vardır, hem de bir insani vicdan diye bir şey var. Yani bu insanların artık az bir ömürleri kaldığı çok net ortada. Bu mahpusların, bu kadar ölümcül hastalığı mahpusların hiç olmazsa son günlerini aileleriyle geçirmelerinin nasıl bir sakıncası olabilir? Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Bu büyük bir kötülük. Kötülüğün örgütlenmesi, sıradan hale getirilmesinin en somut örneği. Maalesef ki bu konuda büyük bir vicdansızlık hüküm sürüyor ve maalesef ki bu kadar önemli bir konu yine toplumun birçok kesiminin gündeminde bile değil. Yok sayıyorlar bütün bu olayları. Bakın, bugün Abdülkadir Kuday öldü. Aslında insanım diyen herkes için bugün sosyal medyada bir numaralı gündemin bu olması gerekirken, Türkiye'nin bugün bir numaralı gündemi Murat Boz'un verdiği konser. Bu bile benim için yeterli.